Ligimizden nice yıldızlar geldi geçti. Kimileri başarısız olup ayrılırken kimileri de silinmeyecek izler bıraktı. Attıkları goller, sahadaki performansları, taraftarlarla kurdukları ilişkiler ayrı ayrı ya da hepsiyle birlikte ülkemizdeki imajlarını inşa ettiler. Ancak Süper Lig'de şampiyon olmuş 4 takımın taraftarları için en önemli kriterlerin başında derbilerde gol atmak geliyor her zaman. Derbilerde gol atan, maçı alan futbolcular unutulmaz oluyor. Henüz çıktığı iki İstanbul derbisinde de sahaya imzasını bırakan Mauro Icardi gibi. Mauro Icardi 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario şehrinde dünyaya geldi. İspanyol göçmeni bir ailenin çocuğu olması futbol kariyerini de şekillendirdi. 2002 yılında Arjantin'in Vecindario ekibinde futbola ilk adımlarını attı. Sadece 5 yıl sonra henüz 14 yaşındayken dünya devlerinin radarına girdi. İspanya'dan Barcelona ve Real Madrid'in yanı sıra Sevilla, Valencia, Espanyol ve Deportivo La Coruña, İngiltere'den Liverpool ve Arsenal onun peşine düştü. Icardi tercihini İspanya'dan yana kullandı ve Barcelona'nın yolunu tuttu. Artık dünyanın en büyük futbol akademilerinden biri olan La Masia'nın bir parçasıydı. Barcelona'da U17'nin ardından U19 takımında da forma giydi ve başarılı bir performans gösterdi. 2011'de kiralık olarak katıldığı Sampdoria'nın genç takımında gösterdiği performansın ardından satın alma opsiyonu kullanıldı ve Sampdoria'ya 3 yıllık imza atarak asıl hikayesinin başlayacağı İtalya'ya gitti. Çıktığı ilk resmi maçta gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç golcü asıl performansını 2013 yılının başlarında Juventus'u deplasmanda 2-1 yendikleri maçta kaydettiği 2 golle ve ardından Pescara ağlarına bir maçta bıraktığı 4 golle gösterdi. Elit bir golcü olma yolundaki adımlarını hızlıca atıyordu. Sezon sonunda futbol kariyerine en büyük izi bırakacak olan Inter'e imza attı. Inter'deki ilk sezonunda 23 maçta 9 gol kaydederken aynı sezon yaptığı evlilik dünya kamuoyunun gündemine oturdu. 2014 yılının Mayıs ayında Wanda Nara ile evlenen genç futbolcu başta ülkesi Arjantin olmak üzere tüm dünyada büyük tepkilere maruz kaldı. Çünkü Wanda Nara, Sampdoria'dan eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşiydi. Lopez ve Nara çifti boşanma sürecine Aralık 2013'te başlamışlardı. Bundan sadece 5 ay sonra Icardi'nin Wanda Nara ile evlenmesi, arkadaşının eşini ayarttığı yönünde iddiaları ortaya çıkardı. Evlilikten bir ay önce, Nisan 2014'te Inter ile Sampdoria arasında oynanan ve basında Wanda derbisi olarak geçen maçta Maxi Lopez'in Icardi'nin elini sıkmaması bu iddiaları doğrular nitelikteydi. Hem dünya hem de Arjantin futbolunun en büyük efsanesi olan Maradona bile bu evlilik sonrası Icardi'ye eleştirilerde bulundu. Artık futbolundan çok yaptığı evlilikle anılıyordu. Hatta milli takımda futbolcuların ona karşı cephe aldığı bile konuşuluyordu. Özellikle Messi'nin Maxi Lopez'le olan arkadaşlığı sebebiyle Icardi'yi istemediği sıkça iddia ediliyordu. Inter'deki performansı her geçen sezon daha da iyiye gidiyordu. 2015-2016 sezonunun başında kaptanlık kendisine verildi. Ancak saha dışındaki hareketleri saha için odaklanmasını engelliyordu. Inter'in en ünlü taraftar grubu Curva North'la yaşadığı sorun henüz 23 yaşındayken yayınladığı otobiyografisinin ardından daha da derinleşti. Kaybettikleri bir maçın ardından tribüne çağrıldığında formasını isteyen bir çocuğa formasını vermiş ancak Curva North liderlerinden biri formayı çocuğun elinden alıp Icardi'ye geri fırlatmıştı. Icardi otobiyografisinde bu olaylardan bahsederken söz konusu tribün liderine küfrettiğini, takım arkadaşlarının da soyunma odasında cesaretinden ötürü kendisini tebrik ettiklerini yazmıştı. Ayrıca Curva North grubunu Arjantin'den adam getirip dövdürebileceğini söylemişti aynı satırlarda. Bu sözler taraftarları fazlasıyla kızdırdı. Icardi'ye hakaret eden pankartlar tribünleri süsler olmuştu. Hatta evinin önüne "Biz buradayız, Arjantin'den arkadaşların gelince haber ver" yazılı bir pankart bile asılmıştı.
Bunun üzerine kulübün futbol sorumlularından eski futbolcu Javier Zanetti, Icardi'nin kaptanlığını yeniden gözden geçirileceğini açıkladı. Yaşananların ardından Arjantinli futbolcu sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak taraftarlardan özür diledi ve sözlerinin abartıldığını iddia etti. Bu 3 sezonda da çok iyi bir performans sergileyen yıldız futbolcu Paris Saint-Germain'e giderek yeni bir maceraya atıldı. Kariyerinin ilk kupasını da burada geçirdiği ilk sezonda kazandı. Tüm kulvarlarda yaptığı 20 gollük katkıyla ilk sezonunda göz doldursa da kariyerinin devamında işler pek de beklenildiği gibi gitmedi. Ekim 2020'de yaşadığı sakatlığın ardından 26 Kasım'da kadroda yer alsa da tekrar forma giyebilmek için Ocak ayını beklemesi gerekti. Ardından Mart ayında bir ay sürecek bir sakatlık daha geçirdi. Sezon bittiğinde tüm kulvarlarda 13 gol atmış olsa da bu sakatlıklarla birlikte performansı düşmeye başladı. PSG'deki son sezonunda yalnızca 5 gol kaydetmesi bu yolculuğun sonuna gelindiğini işaret eder nitelikteydi. Ligin son 6 maçında kadroda dahi yer alamamıştı. Muhteşem performansların ardından geldiği nokta yeni bir yolculuğun habercisiydi. Rota ise şimdilik belirsizdi. 8 Ekim 2022'de transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken Galatasaray'ın açıkladığı bir transfer futbol gündemini uzun süre meşgul etti. Birkaç yıl öncesine kadar dünya devlerinin peşinden koştuğu yıldız golcü Icardi bir yıllığına kiralık olarak sarı kırmızılı forma giyecekti. Kimileri formunu bulursa şampiyonluğu getireceğini söylerken kimileri de artık onun devrinin bittiğini, kafasının futbolda olmadığını söylüyordu. Dışarıdan görünen resme bakınca çok da haksız sayılmazlardı. Arjantinli yıldızın yine eşiyle ayrıldığı iddiaları ortaya atılmış, ikili sosyal medyalarında yaptıkları paylaşımlarla kafaları karıştırmışlardı. Bir dargın bir barışık giden bu ilişkinin Icardi'nin performansını olumsuz etkileyeceğini düşünenlerin sayısı çoktu ve bunların arasında Galatasaray taraftarları da vardı. Ancak öyle olmadı. İlk maçına 7. haftada Konyaspor karşısında sonradan oyuna girerek çıkan Icardi, 11. haftada Alanyaspor karşısında bir gol bir asistlik performansıyla olumlu sinyaller vermeye başladı. 13. haftada Beşiktaş derbisine çıkan Arjantinli golcü takımının ilk golünü de kaydederek taraftarlara güzel bir hediye verirken son 2 hafta Başakşehir karşısında alınan 7-0'lık sansasyonel galibiyete de bir gol 2 asistlik katkı verdi. Dünya Kupası için verilen arada sakatlanan golcü futbolcu turnuva dönüşü yeniden start veren ligin ilk 3 maçında forma giyemedi. Ancak 18. haftada Kadıköy'de oynadıkları Fenerbahçe derbisinde yaptıkları sarı kırmızılı taraftarların aklına kazınacak cinstendi. Maça yedek kulübesinde başlayan yıldız futbolcu 76. dakikada oyuna girdikten 2 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun golünde asist yaptı. Ardından maçın uzatma dakikalarında yaptığı müthiş vuruşla topu ağlara göndererek sonradan girdiği maçın yıldızı olmayı başardı. Hikayesi nerede, nasıl devam eder bilinmez. Ancak Icardi şu ana kadar yaptıklarıyla çoktan Galatasaray taraftarlarının aklına kazınmayı başardı. Çıktığı iki derbide gösterdiği muhteşem performans onu taraftarların kalbinde özel bir yere koymuş durumda. Sarı kırmızılı ekip bu sezonu şampiyonlukla taçlandırabilirse bu birliktelik yıllarca anlatılacak bir hikayeye dönüşebilir. Bu ve bunun gibi birçok futbol içeriği için futbolun hikayelerine abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.